Aralık'ta 2018'de olduğu gibi tüm Türkiye'ye çok net bir mesaj göndereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan ilk turda bu ülkenin yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek. AK Parti 28. dönem milletvekili adayları 12 Nisan Çarşamba günü Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekilleri, aday adaylarımızı da Türkiye'ye davet ediyoruz. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Umut Güçlü, biz Yalova'da Allah'ın izniyle 2 değil 3 milletvekili çıkaracağız dedi. Biz Yalova'da Allah'ın izniyle bizim hedefimiz 2 değil 3 çıkarmak ve buna ilk defa bakıyoruz. Allah nasip ederse bu sürecin sonunda da bunu elde edeceğiz inşallah. İşkur Yalova İl Müdürlüğü görevinden istifa ederek AK Parti'nin 3. sıra milletvekili adayı olan Erhan Dede, kendisini tanıttığı konuşmasında 14 Mayıs'ta şahlanış için hazırlandıklarını belirtti. Tarihi günlere tanıklık ediyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah şahlanış için hazırlanıyoruz. Mücadelemize başlayacağız. 14 Mayıs tarihin yazılacağı yıkım projelerinin, hüsran projelerinin, şehit farklarının hüsrana uğradığı, sadece ülkemizin değil yaşadığımız coğrafyanın, mazlumların beklediği bir seçim olacaktır. Ardından konuşan mevcut milletvekili ve ikinci sıra milletvekili adayı Meliha Akyol, Yalova'dan 3 milletvekili çıkaracaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanımızın Yalova'dan beklentisi çok yüksek. Aynı masada iftar etmek nasip oldu. Meliha dedi 3 taneyi bekliyoruz, emredersiniz efendim dedi. İsterseniz dedi nehirleri ters akıtırsınız dedi. Ekip de çok güzel. Ben de ona söz verdim, size güvenerek söz verdim. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza burada güçlü bir şekilde cevap vereceğiz. 2002'den beri girdikleri her seçimi zaferle taçlandırdıklarını belirten mevcut milletvekili ve birinci sıra milletvekili adayı Ahmet Büyükgümüş ise konuşmasında hayata geçirilen projelere değinerek tıp fakültesi bu şehir için bir hayal diyorlardı. Bugün tıp fakültesi bu şehir için hayal mi gerçek mi görüyoruz dedi. Tıpkı 2002'den beri her girdiğimiz seçimde zafer burcunu taçlandırdığımız gibi bunu birlikte başaracağız. Bu dönemde hayal denilen işleri hem Türkiye'mizde hem Yalova'mızda gerçekleştirdik. Türkiye'nin otomobilini hemen yanı başımızda Gemlik'te temelini attık mı? Attık. Şimdi bu arabalar üretiliyor mu? Üretiliyor. Yusuf elinde dünyanın en büyük 5. barajını hayata geçirdik. İnşallah yarın Türkiye'nin milli kabiliyetleriyle hayata geçirdiği ilk uydusunu uzaya fırlatacağız. Yalova'mızda da tıp fakültesi bu şehir için bir hayal diyorlar. Bugün tıp fakültesi bu şehir için hayal mi? Gerçek. Ama şöyle şu salondan bu gerçeği biliyorlar. İyi hissedelim. 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanlığında tıpkı 2018'de olduğu gibi tüm Türkiye'ye çok net bir mesaj göndereceğiz. Seçim sadece Yalova'da da yapılmış olsa Recep Tayyip Erdoğan ilk turda bu ülkenin yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.